Ya dut çırpmaya gidiyorum. E dut çırpmaya gidiyorum. Bana niye demiyor? Ya unuttun olur mu? Bekmez yap. Ha, nereden? Komşularını şey. Ve onu diyecektin bana, çağıracaktın. Neyse, bundan sonra bekmez yaparken çekek bari. Habersiz habersiz. Hani bakayım ne kadar toplamış. Bakayım hele. Yok yok, onun içinde yok mu? He. Oo, dutlar da ne güzel şey olmuş. Dutlar da ne güzel şekerlenmiş anne. Bu kendi şekere mi? Hiç şeker meker atmadın. Sinekler de var ya. Üstünü kapat şunun bir şeyine ya. He. Hep yere döküldü. Ama ne güzel olmuş anne tut. Çok şeyli. Tam şekerlenmiş. Şekerli. Kendi doğal şey. Hiç şeker atıyor musun? Bunu atmıyorsun herhalde. Şeker atılır mı? Baksana ellerimi. Ben de diyorum dudağacına mı düşen müşen dudağacına mı çıktı? Nasıl çıkıyor? Midris çıktı. He. İyi bak. Yıkayacağım bunu. He. Bir tane bir leğende içeriden mi var? Bir leğende içeride var. Yeter. 4-5 şişe çıkar. Nerede açlayacaksın? Şurada soba değil mi? Tamam. Kortunu takayım şurada yıkarım. Pekmez hazırlı. Tut pekmezi. Kara dut da var herhalde değil mi? O pekmezin de. Ondan yapma. Ha. Bol suyla böyle yıkıyor. Yeni dut çırpma faslını kaçırdık tabii. Evet, unuttum ben sana şimdi. Ya işte hep unutuyorum. Zorla video çekiyoruz ya. Satışı yok arkadaşlar. Kendimize yapıyoruz. Kendimize soruyorlar ya hemen. Evet, yok. Kameraya su sıçratıyor. İyice bol suyla yıkıyor. Ondan sonra kaynatma faslına geliyor. Şeker ne? Hiçbir şey yok değil mi kaynatırken? Sadece kaynatıyor. Kıvama gelince de şişelere dolduruyor yani. Yan taraf komşunun dutları 70. Hep yere dökülüyor diyor. Beyaz dut şekerli. Çok şekerli bu. Aslında kara dut mayhoş oluyordu ya. Var ondan pekmezimiz. Ha var ondan. İki şişe var. Ha. Kışın öksürük möksürük olduğu zaman o zaman ilaç yerine kullanıyor. Yapraklarını seçiyorsun. İyice temizleyeceksin herhalde. En basiti bu değil mi? Yıka, kaynat, şişele hepsi şimdi o. Şimdi haşlayacağım bunu. Biraz kaynatıp süzeceğim süzgeçte. He, şeyden. Altının suyunu. Çekirdeği gene de var hem onları süzeceğim. Suyu. Bakayım. Tertemiz oldu. Zaten şey naylonun üstüne çıktın herhalde. Tut pekmezi kaynatma başlamış. Evet. Ha, yeni mi koydun şimdi? Bu çabuk kaynar herhalde değil mi? Diğer şeyler gibi olmaz. Dutun. He mi? Dutun pek. Dutun pek canı olmuyor. Daha su bile ısınmamış. Kılık kılık süzerim onu. He. Süzerken de çekek. Nasıl yapıldığını iyice tarif et. Süzer neyle süzüyorsun? Demir şeyle mi? Süzgeçle ne mi? Sık süzgeç var. He, onunla süzülüyor. Ondan süzeceğim. Bu haşlandı mı? Bunun suyunu geri kaynatacağım. He, su kaynayıp şöyle yarım saatte öyle kaynarsa yeter herhalde. Çabuk olur. Şey hemen çabuk kaynıyor keşke. Süzme işlemi başladı.
ama çok ezilmemiş. Bir daha kaynatman lazım herhalde. Isıcak ya. Isıcak mı sıcak mı? Şey yapayım da. Şöyle suyunu alayım. Hı. Onu ezeceğim. Tencere. Su olsun. Daha çekirdekler gidiyor. Elen şey mi büyük mü nece? Süzeceğim ikinci. Ha bir daha süzeceksin. Şimdi ezer. Kaynadı. Onu torbaya koyalım. Ha. Neyi? Kaynaya dursun altını sıcak. Bayağı da varmış. Çok çıkmaz mı bundan? Çıkar. Bir daha kaynatacaksın yani. Yok yok. Süzücüyüm onu. Ha kurutacaksın onu. Sıcak ya şöyle. Şey demeyeyim. Ha. Kurutma olur mu? Dökeceğim. Ha dökeceğim iyice. Önce kalın elek, sonra ince elek. Evet. Çekirdekleri kaybolana kadar da. En sonunda bir daha kaynatacaksın değil mi kış? Tabii. Reçel pekmez veya pekmez şeyine geldiği zaman kıvamına geldiği zaman şişeleyeceksin de. Nasıl güzel pekmez. En maliyetsiz. Şeker de yok içinde. Kendi şekerli zaten. Kendi şeker. Doğal şeker. Şekerini hep alırım. Hmm. Böyle şey değil mi? Su olsun diye. Onda daha çok duyuyor. Şimdi de ince süzme işine geçiyorsun herhalde. Önce kabasını süzdün. İçinde kalan çekirdek. He bak çekirdekleri gitsin diye. Kaç aşaması var he mi? Tamam, kaynayacak. Zaten suyunu görmüyor musun? Bakayım çekirdek. Ya bak çekirdekler burada kalıyor. İnce süzenen de çekirdeklerini bir daha süz. Bakır kapta olacaktı değil mi? Bakır kapta olmazsa daha da olmuyordu. Çehizin de. Bayağı çekirdeğe çıktı ama. Ha. Başka süzeceksin mi bir daha? Çekirdek geçmiyor gerçi mi onda? Bak şu kadar çekirdeğe çıktı. Bayağı bir çekirdek çıktı. Şu tutun suyu. Şimdi bu reçel kıvamına gelene kadar bir daha kaynayacak. Pekmez kıvamına gelene kadar bir daha kaynatacak anne. Yemekler soba he mi? Bir de en son şişelerken çekelim. Kaynamış halini, pekmez halini çekelim. Nasıl tutuyor? Çok kötü. Odun ateşinde pekmez.
Kaynayacak biraz sonra. Duman da burada. Sinekleri de götürüyor bari. Şelemem başladı. Kaynarken de çekeydim şöyle. Güzel olmuş ama kapkara. Bitmiş ya. Bunda da alacaksın mı anne köpüklerini? Yok. Ha böyle diyorum. Ben. Bayağı azalmış ama ha. He. Tam pekmez gibi olmuş ha. Zaten dudağı azdı ki. Gene de çıktı. Bayağı çıkmış. Aynı kara tut pekmezi gibi olmuş. Evet, güzel olmuş. Yeter. İlaç olarak yani. Çocuklar ömsürdüğü zaman ilaç. Hep sinek şey yapıyor ha. Sıcak konamaz ki. Var orada da he, etrafında uçuyor. Sıcak ha mı? 4 şişe olursa yeter dedim zaten. 4'ten fazla olacak. Bence. Bir tabak getirin de sıcak sıcak alalım hadi. Şöyle ben alayım. Yok sıcak sıcak ya. Şimdi kapatacağım onu. Yok kapatmam, yarım olur. Tamam. İki şey de içeride var. Geçen yılda. Sıcak sıcak şey yapayım. Bunu kapatma bunu. Ver onu bana ver. Doğal ya. Gitsin kurtlar. Ya reçel gibi de yenir yani. Tamam tamam gerek kalmadı. Bakma. Sıcak ya. Sinek de yaklaşamıyor ya. Ne güzel. Yok dediğimi de yani. Ama çıkma işini kaçırdık sadece. He yeteriz çıktı. Kara olmuş aslında. Güzel oldu. Hı. Yeğenine sağlık. Şunu da alayım mı? Yap yeter. Ha. Her şeyi.